Anlattığını da bir tek Nagihan biliyor. Anlatırsa hepimiz öğreneceğiz. Nagihan? Ersoy'da de eski Genelkurmay Başkanı yaklaşık 3 saat boyunca komisyonda kaldı ve komisyona Türk Silahlı Kuvvetleri'nde FETÖ ile ilgili izlenimlerini aktardı, paylaştı. İlk olarak 1957 yılında öğrenciyken, harp okulunda öğrenciyken Kuleli Askeri Lisesi'nden gelen bir grubun olduğunu ve bunların Nurcularla burada karşılaştığını ifade etti. Daha sonra Genelkurmay'da personel daire başkanlığı yaparken bu yapının Türk Silahlı Kuvvetleri'nde daha da yaygınlaştığını ifade etti. TSK her zaman için hedefti dedi eski Genelkurmay Başkanı, yakaladığımızı ihraç ettik dedi. 2004 yılındaki MGK toplantısına dikkat çekti. Orada bu yapının çok kabiliyet kazandığını ve bir gecede çok şeyin değişebileceği uyarısını hükümete ilettik dedi. Eski Genelkurmay Başkanı kendisini de inançlı bir kişi olduğunu söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dine soğuk olduğu algısını anlatırken bunu ifade etti. İnançlı olduğum için başıma çok şey geldi dedi. Eski Genelkurmay Başkanı TSK'nın dine soğuk olduğunu anlatırken namaz kılmaya bile gidemezdik, korkardık ifadelerini kullandı. Kendisiyle ilgili sorulara yanıt verirken de tarikat marikat yok dedi. Ne öğrenciyken ne de subayken Fethullahçılar bana yanaşmadı. Bir falsom olsaydı beni parça parça ederlerdi ifadesini kullandı. Eski Genelkurmay Başkanı kendisinin demokrasiye yürekten bağlı olduğunu ifade ederken hep başbakana bağlı çalıştım dedi. Siyasetin dışında kaldığını anlattı. Evet, 15 Temmuz'u değerlendirirken bu kadar hain ve cüretkar olabileceklerini beklemiyordum dedi. Eski Genelkurmay Başkanı'na İlker Başbuğ'un tutuklanması da soruldu. Bunun için Özkök örgütün şov ve güç gösterisi için bunun gerçekleştiğini ifade etti Ersoy dedi.